Evet, hepinize merhaba. Şu an Cincitli mozaiklerinin çıktığı yere geldik. Burası İslahiye'ye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde bir yer. Zeugma Müzesi'nde bulunan birçok mozaik bu bölgede çıktı. Benim en çok şu taşlar dikkatimi çekti. Sanki hepsi birer oturma yeri gibi. Koltuk olarak kullanılmış gibi duran taşlar. Şöyle mozaiklerin çıktığı yere doğru ilerleyelim. Erdoğan'la birlikteyiz. Erdoğan Mersin'den geldi. Geziyoruz Erdoğan'la. Eski bir antik tiyatroya benziyor burası. Hani oradan oturup da burayı hani gözetleme vesaire şey gibi. Yani. Yani bizim şimdiki sinema sistemi nasılsa yüksekten izliyorsa onlar da antik tiyatroyu hani yukarıdan izleme amacıyla yapılmış gibi burası. Evet. Şimdi arkadaşlar ben de hatırlıyorum. Sanki bakın şöyle anlatayım size. Mozaiğin çıktığı alan bu alan. Bu alandan çıkarılan birçok mozaik Gaziantep Zeugma Müzesi'nde sergileniyor şu an. Ve bu alanın yakınında hemen bu alanı görecek biçimde böyle ilginç taşların olmasını tesadüf olarak görmüyorum. Sanki bir tiyatro meydanı gibi veya bir ibadethane gibi bir yer. Bölge insanların kullandıkları bir alan gibi. Şöyle daha yakınlaşalım mozaiklerin çıktığı yere. Evet, görüyorsunuz şu taşlar Roma döneminden kalma taş yapılar bunlar. Ve burada arkadaşlar kazı çalışmaları yapılmamış. Sadece yüzeyden çıkarılan mozaikler alınmış. Bu bölgede kazı çalışması yapılmamış. Şu an gördüğünüz gibi kent ve kenti sütunları, duvarlar tamamen toprak altında duruyorlar. İlerleyen zamanlarda bu bölgede bir kazı çalışması yapılır mı bilemiyoruz. Gördüğünüz gibi her yer tamamen değişik değişik şekillerde taşlar var. Bak mesela sütunları görüyorsun. Şu an tamamen yerin altında. Bu bölge kazılmamış. Aslında bu bölge kazılsa, temizlense kim bilir buranın altından neler neler çıkacak. O zaman yerleşkenin de ne oldu, nasıl oldu tam anlamıyla belirlenebilir. Aynen. Evet, şey parçaları da var burada. Küp parçaları da var. Evet, gördüğünüz gibi kırık küp parçaları. Her yerde var bu küp parçaları. İşlenmiş taş. Değişik bir parça. Evet. Baksana ne kadar çok küp parçası var. Küp parçası var da. Güzel de yazı falan var mı acaba? Yani burada neden bir kazı çalışması yapmadıklarını ben çok merak ediyorum. Keşke belki de bir kazı çalışması yapsalar. Şöyle ilerleyelim. Bak sanki şunlar, şu taşların hepsi bölgenin, şehrin yıkıntıları. Harabe bir yer. Aynen. Her yerde var, evet, küp parçaları her yerde var. Erdoğan, bu hatıra kalsın bana Cincitli'den. Kalsın abi. Gelin mozaik. Yok, şey salyangoz. Erdoğan burada kazı yapmışlar sanki. Evet, ben onu diyorum. Baksana. Bayağı da kazmışlar. Yukarıdan bakalım.
taşları, kayaları nasıl kazmışlar ya böyle. Kaplumbağa kardeş, yolunu mu kaybettin? Erdoğan sanki gerçekten yani bu taşlar böyle çok fazla insanın, binlerce insanın bir arada oturup meydanı izleyebilecekleri bir yer olarak kullanılmış olabilir. Yani aşırı aşağıya bozulma olmuş ama ondan dolayı. Yani çok müsait. Bakınsanıza şöyle düşünün. İnsanlar oturuyor yukarıya doğru. Birçok insan ve mozaiklerin çıktığı bölgedeki sahneyi izliyorlar. Üzerinden zaman geçmiyor, aşırmış ve bazı taşlar yer değiştirdiği için anlaşılmıyor. Bu hani bakış açısı. Evet. Şöyle gösterelim. Mozaiklerin çıktığı alan. Taşlar örülmüş mü sonradan yoksa kaymam yapmış? Bu taşlar sanki. Baksana. Evet baksana. Burası şey gibi. Kaymam. Sanki daha düz zemin gibi. Sanki doğal bir oluşum. Aynen bak şöyle. Çoban dayımız. Davar giyiyor. Yani kendi tarihini bırakıyor. Aynen baksana. Her yeri kazmışlar. Burada da bir kazı yapılmış. Şurası sanki bir alan gibi bak. Evet, şu tarafa neden bak. Evet. Burası düz bir alan. Yani sanki yürüme yolu gibi bir yer burası ya. Baksana. Değil mi? Bak şöyle bir yol. Sanki bir. Ben yani buranın hani öyle sadece doğal taşlar olduğuna çok inanasım gelmiyor. Sanki burası halkın kullandığı bir meydan. Ne orada? Kazmışlar mı? Yok, kendi boyutmuş taşımı çıkarmışlar. Ama yumuşak çünkü toprak yumuşak. Şu kayanın üzerindeki iz ne? Ayak izi gibi bir iz var burada. Evet, ayak izi var. Evet, aynen. Bak şuraya, ayak izi. Evet, kesinlikle. Detaylı çekersen belli oluyor sana. Aynen öyle, bak. Şurada da bir şey var. Boşluk var. Erdoğan, içinden yılan falan çıkabilir ha, dikkat et. Yılan çıkmasın. Köpeğe bak.
köpek de bize bakıyor. Burada yürümek gayet zor. Çünkü bastığınız zemin çok dengesiz. Sanki bu bir yol ve şu tarafa doğru gidiyor. Evet. Neye benziyor? Neye yanımsa dursun o kaya? Neye? Karşıda bir kaya var. Neye benziyor? Bu... Bak mesela burada oturarak insanlar, şu bölgelerde oturarak insanlar sanki antik bir tiyatro gibi bu aşağıdan mozaikleri çıktı alanı izleyebilirler. Burası aslında bir çeşit, belki de bir ibadethane veya tiyatro gibi bir amaçla kullanılmış da olabilir. Şimdi zirveden size görünen farklı bir hayal türlerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi kayaçlar da farklı bir yapıda olan kayaçlar. Yapıları çok farklı. Bu bölge bu kayaçlara doğru çıkıyor.